dedi ki, Ender Bey dedi ki, evrim düşüncesini savunanlar acayip derecede fosilleri çok iyi incelerler, çok iyi yiyip sık dokurlar. Onunla ilgili hiç spekülasyon yapmazlar dedi. Bakın tarih 93, bir fosil bulunuyor. Bakın gösteriyorum. Bunun adı Bambi Raptor. Bu Strobel Lee'nin bir kitabı var. Ona magazin konusu olmuş bir eser bu. Şimdi bu bir dinozor fosili. Tavuk büyüklüğünde yaklaşık. Bununla ilgili bakın evrimciler nasıl bir şey yapıyorlar. Rekonstrüksiyon yapıp şu fosilin şeklini şuna çeviriyorlar. Bakın dikkat edin bu resme. Gözler, kuş gözü ve tüyleri var. Yani evrimciler yerde o kadar ağır yürüyen, kalın zırhı olan, tamamen yerdeki yürüme ve hareket sistemine göre yaratılmış olan dinozorların kuşlara evrildiğini hep söylerler. Şimdi bu fosili de kuşların dinozorlardan geldiğine evrim delil olsun diye bakın rekonstrüksiyon yapıyorlar. Tüylü dinozor bulundu mu bulunmadı mı? İki, rekonstrüksiyon efendim, değil. Ben bir şey soruyorum. Bir dakika. Bir tüylü dinozor bulundu mu bulunmadı mı? Bakın bu o rekonstrüksiyon yapan kişinin örnek aldığı kuş bu. Gaga ve göze bakarsak Bambi Raptor'un aynısı. Nasıl ve aynısı bununla oluyor? İlgili bakın Science'da 4 tane makale çıkıyor. Bunlar için tek tek göstermem zaten okunmuyor. Ve bunun üzerine bir kişi çıkıp anlatıyor. Bu makaleler çıkmadan önce diyor ki biz bu fosilin üzerinde DNA bulduk ve yüzde çok büyük bir kısmı Hindi'ye ait. Evrimci medya ayağa kalkıyor. Diyor ki ya diyor bu genetik bir delil hem de fosil delili dinozorlar kuşlardan kuşlar dinozorlardan evrimleşmiştir diyor. Ve bu delili hemen Science'da 4 tane makale olarak çıkıyor. Hiç araştırmadan. Daha sonra araştırmaya devam ediyorlar. Ya arkadaşım sen de o DNA'nın dinler misin? Sen de diyorsun oldu. Dinler misin? Bak dinler misin? Ve sonra o yüzde benzerlik olan DNA araştırılıyor. %50 benziyor yani hindi DNA'sına. %80, 90, %100 hindi DNA'sı çıkıyor. Ve özür diliyorlar. Diyorlar ki ya pardon. Vallahi ben şimdi böyle bir hikaye hatırlamıyorum. Bunu söylüyorum. Bunu söylüyorum. Gayri ciddi çalıştıklara göre. Bizim bilmediğimiz başka bir şey var. Bir hani. Sosis yiyen birisi peki, parça bilim, düşürmüş laboratuvarda. Bilimdeki yanılsamalar. Bilim hangi sonuçta bilimde illa da her şeyi doğru yapabilen bir şey değil biraz, tabii ki. Bilimdeki yanılsamalar mesela 1900'lerde yapılan bir araştırmayla 2000'li yıllarda yapılan bir araştırma elbet birbirinin aynısı olmayabilir teknolojik ilerleme nedeniyle. Bugün lazerle bakabiliyorlar. 1900'lerde diş fırçasıyla kazıyorlardı. Bütün bunlar bu değişiklikler yine de bilimin özündeki çalışmaları etkiler mi? Yani yanılsamalar çünkü zaten başında zaten hoca dedi değil mi? Yani 1930'lardan sonra farklı bir şeye inandı bilim. Öncesinde farklı çalıştı. Ama bir şey evrim daha var. Çok kritik bir evrim şey daha kabul. Var. Mesela Ender Bey daha söze başlarken evrim bilim değildir. Bilimin konusu evrim değildir. Evrim yoksa bilim yoktur diyor. Yani evrim bir tabu olarak kabul ediliyor ve evrim yoksa bilim içe sayılmış gibi bir durum oluyor. Değişim, halbuki biz dönüşüm bilimi savunuyoruz. Bilimin evrim olmadan bilim olur mu? Anlatılsın, çalışılsın, milyarlarca dolar bütçe buna ayrılsın. Mesela Richard Dawkins geçen sene bir yarışma başlattı ve 50 milyon dolar bütçeli canlının başlangıcıyla alakalı bir çalışma başlattı. Ne 20 milyon ve 50 milyon dolar harcandı. Çalışmanın başlangıcında şöyle bir not düşünmüş. Siz ama burada önemli bir şey söylediniz. Diyorsunuz ki biz karşı değiliz bu araştırmaların yapılmasına. Tabii canım bilme bilgiye karşı olalım. Evrim çalışmalarının da yapılmasına. Hayır. Evrimle ilgili bakın çalışmalar yani ne olabilir? Bak biyolojide genetiğin gelişmesiyle ilgili çalışmalar tabii ki yapılsın. Fosillerle ilgili çalışmalar, tıp alanıyla ilgili çalışmalar, bütün bilim dalları hızla ve süratle yapılsın. Peki ne yapılması diyorsunuz? Neye karşı? Yorum yapılırken yanlış yorumlanmasın. Gerçek aynen gösterilsin. Spekülasyon. Fosillere mesela çok şey söylüyorlar. Çıkarıp bir tane fosilin fotoğrafını aynı göstermiyorlar. Yorumlar ya işte da araya fotoğraf. Yorumlar ya, da aslında evrim geçilmez şimdi hani... Yani onu nasıl siz Ankara tabiat Ankara'dasınız. Ankara Tabiat Tarihi Müzesi'ni hiç gezmiyor musunuz? Geziyorum evet. Oradaki fosillerde hiç ara geçiş formu gördünüz mü? Hiç değişen form var mı? Ara geçiş formu nedir kardeşim ya? Sen bana bunu bir anlatır mısın?